Dünyadaki ve ülkemizdeki çok önemli şah damarı bel kemiği konulara değindiğimiz GAF kalabalığı programımız başladı. Sözü daha fazla uzatmadan Ohio Üniversitesi her konunun profesörü adeta bir GAFKA Sayın Müster Onan Hocam'ın GAF kalabalığı yorumlarına geçiyoruz. Evet Sayın Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Sayın Müster Hocam kadınlarda çanta neden önemlidir? Sorumuz bu. Ya Ahmet Ali'ciğim ya bunun cevabı çok basit. Şimdi şöyle, şimdi çantadan önce önemli olan aslında nedir? Nedir hocam? Ayakkabıdır. Aslında işlem tersten gidiyor. Yani ayakkabı, ayakkabıya uygun çanta. Bu iş orada kalmaz. Onun üstüne ona uygun bluz, ona uygun kemer, ona uygun mont, küpeler, takı, makyaj falan filan derken bu iş büyür. Ama çanta tabii ki orijin olarak çanta çok önemli simgesel. Mesela Freud, Sigmund Freud'u biliyorsun. Sigmund Freud, evet. Yani onun teorisine göre açıkçası bilimsel ciddili bir veri sunuyorum burada. Diyor ki bu diyor sosyolojik açıdan kadının toplum içinde konumlanması kişiliğin toplumsal olarak kişiliğin bir ortaya çıkması anlamında çok değerli geliyor ya adeta Sigmund Freud'un ruhu girdi gibi oldu. Yani çanta dediğimiz şey gerçekten çok önemli. Çanta bir de önemli olan o çantanın içinde ne var? Tabii ki. Google Search gibidir Ahmet Ali'ciğim. Nasıl yani? Tabii ki yani orada her şeyi ararsın. Çantaya sor. Yani tabii ki çanta orada Google oluyor. Tamam. Sen çantaya soruyorsun, search ediyorsun. Ondan sonra o oradan her şeyi bul çıkart oradan ya. Tabii ki yani cevap veriyor yani çanta sana direkt yekten cevap veriyor. Bazen de bulunmuyor. Ha bulunmuyor. Tabii bazen de bulamıyorsun öyle şey. İşte bu yüzden de soruyu çantaya soru sorma. Nasıl soru soracaksın? Sorduğun soru çok önemlidir hayatta. Ahmet Ali'ciğim. Yalnız işte bu timsah bimsah falan filan öldürüyorlar ya. Arkadaşım sen çanta taşıyorsun. Timsah taşıyorsun yanında ya. Sağ hocam onu sormayın ya. Timsah komodo canavarı, fil bilmem ne fil dişinden bir şeyler. Yazık günah hayvanların şeyleri ya. Yazık. Ahmet Ali'ciğim değil mi ya? O konuda yani, kesinlikle karşıyız hocam. Yani hayvan derisiyle yapılan bütün kürkler, mürkler falan filan. Hepsine yani karşıyız hocam. Olmaz. Çünkü sen çanta dediğin, timsah taşıyorum yanımda de. Evet. Sen timsahın ağzına, midesine Google search yapabilecek misin? Elini sokabilecek misin? Elini sokabilecek misin yani? Ağzını kapar böyle var ya o elini. Ama işte öldürtüp onun ondan sonra şeyinden falan filan içinden çok sütünden karışık oluyor kadınların çantası. Çanta çok karışık oluyor tabii ki doğru söylüyorsun. İşte o yüzden bulamıyor yani tam istediğini bulamıyor. Ama tabii kadınlarda MacGyver yeteneği olduğu için it explodes. Kadınların beyninde MacGyver search'ü var. Evet tamam. Tabii ki o search'ten onu oradan hemen yani o olmadı yani pantolon bulunmadı gömlek vereyim falan filan tarzı. Bir şey çıkartıyor hemen. Hemen bir şey çıkartıyor onu öyle bir hallediyor. Yani, MacGyver gibi. İşi MacGyver gibi. Biliyorsun MacGyver diye dizi var. Abi canım hastasıydım. O dizide de mesela kalemi alıyor, kağıdı alıyor, kupayı alıyor bilmem ne oradan o. Bir tane motosiklet yapıyor adam tabii, ya. Tabii motosiklet mi? Tabii ki işte MacGyver nasıl olacak MacGyver? Nasıl olacak hocam? Böyle yaptığı için MacGyver o. He tabii ki. Kalemden motor. Kalem, kağıt, kupadan adam ona böyle öyle bir şekil yapıyor ki onu zaten sen yapabilsen sen MacGyver olacaksın Ahmet Ali'ciğim ya. Bunu da mı ben söyleyeyim Allah aşkına ya. Şimdi Sayın Şunu Müster. Şunu bir açsana ya şey oldu ya. Kitlendi mi hocam? Bir şey oldu yapıştı. Tamam. Hocam nasıl elektrik de ya var? Sanki hani var ya böyle kurbağa var. Ha. Şu tırmanan hani yapışıyor falan böyle. Ha. Örümcek adam gibi şey oldum ya. Çok açıkçası yani ben, acaba.
Acaba öyle bir şey, benim de böyle bir yetenek mi oldu acaba? Örümcek adam yeteneği mi oldu acaba? Düz duvara tırmanıyor musunuz hocam evde? Düz duvara tırmanıyorum da başka yüzden tırmanıyorum onu. Neyse. Ha, tamam. Evet. Şimdi Mürsel hocam, seyircimizin sorusu şöyle. Evet. Sayın Mürsel Onan hocam, sorum şöyle. Evet. Seyircimiz devam ediyor Mürsel hocam. Devam ediyorum Mürsel hocam. Evet. Şimdi Mürsel hocam devamında diyor ki, Mürsel hocam devamında diyorum ki. Ya hadi çeteyi sorsun yani seyircimiz. Daha soruyu ne kadar şey mi? Doğalgaz kaçağında mı sormuş soruyu acaba? Yani kafa nasıl bir kafa, ben anlamadım ki. Tamam gelsin soru, sağ tamam, gelsin. Geliyor hocam, hazır mısınız? Bir kadın bana iyi geliyorsun diyorsa ne demek istiyordur? Kadın bana diyor ki... Bir kadın... Ha, ben tabii... bana iyi geliyorsun. Sevgilim olmadı. Sayın Mürsel Onan diyorsa... Heh. Ne demek istiyorsunuz? Bir kadın... Şimdi, ki bunu demesi çok normal yani hocam. Siz bütün insanlığa iyi geliyorsunuz zaten. İyi geliyorum, iyi tamam. geliyorum. İyi geliyorum gerçekten de. Bir kadın bunu söylüyorsa çok güzel söylüyordur. Yani diyor ki nereden iyi geliyor? Nereden iyi geliyor? Yani demek ki sen eşya olarak mı görüyor acaba seni yani? Bana iyi geliyorsun falan böyle. Mal mı yani? Yani bana iyi gel... Bugün çok iyi geldin. Ha. Ertesi gün iyilik bitti. Hadi bakalım git falan böyle hemen paslama, gönderme, tepikleme, şutlama falan. Olacak şey mi ya? Değil olacak mi şey mi ya? Ya sen nasıl bana iyi geliyorsun diyorsun ya? İyi geliyorsun. Yani. Ya bir de sen nereden geliyorsun? Saat kaç olmuş, sen nereden geliyorsun? İyi geliyorsun. Ben eli boş mu geliyorum mesela? Değil mi hocam? Nereden geliyor bu ya? Nereden geliyor hocam? Biraz saptınız galiba siz şu anda konuda. Hayır, yani bana iyi geliyorsun diyor. Tamam. Yani daha önce kaç kişi gelmiş acaba buna? Bir de şöyle bir şey var. Siz yine derinden girdiniz mevzuya. Tabii ki canım. O yüzden şimdi bana iyi geliyorsun. Şimdi bu tabii bunu acaba kaç kişiye söyledi yani? Onu da söyle. Şimdi sen bana iyi geliyorsun. Tabii ki çünkü elde pasta var, börek var, şey var. Kürk almışsın, pırlantalı tek taşını... yaptırmışsın. Bana iyi geliyorsun. Güzel geliyorsun bana. Boş gelmiyorsun. Yani onu o demek... anlamda diyor. Tabii ki canım ya. Bile. Tabii ki. Sen onu ondan sonra Indira Gandhi yaptıktan sonra yine çok derin bağladınız. Yani. Olacak. Indira Gandhi'sinden sonra ondan sonra işte direkt şey yapacak. Evet hocam. Yarım gün başkası ona iyi gelmeye başlayacak. Değil mi? Tabii ki canım. Yani mesela sen ona iyi geldin. Bugün bana iyi gelen yarın sana iyi gelir. Gibi. Sen mesela ne diyorsun? Mesela bir kadın sana dedi ki bugün bana iyi geliyorsun dedi mesela. Ne dedi? Bir daha gelirim merak etme derim. 7-24 iyi gelebiliyor musun? 7-24 iyi gelirim ben hocam. Ciddi misin ya? Çok fena. Enteresanmış yani 7-24. 7-24 hocam. Sen hizmetkarsın ya, köle olmuşsun sen. Ben sana söyleyeyim. Halkalı kölesin. Öyle mi diyorsun? Tabii ki ya, sen herkesin iyi geleni gibisin yani. Yok herkesin. 7-24'te iyi geliyorum, iyi geliyorum. Sana nasıl geliyor peki? İyi geliyor canım, bana da iyi geliyor. O da geliyor yani. O da geliyor tabii canım. İkiniz birlikte geliyorsunuz. Aynen, ikimiz birlikte geliyoruz. İşte güzel olan bu. Tabii bir kadın eğer bunu tek başına söyle ama ikiniz aynı anda gelebiliyorsanız, iyi gelebiliyorsanız birbirinize o zaman tamam olur o. Maksat bu. Karşılıklı olsun sanırım yani. Sanırım seyircimiz de burada aydınlatmış olduk Sayın Mürsel Onan. Çok aydınlattık. Aşırı aydınlattık. Belki bizi sayısı de göremiyor yani. Evet, o derece aydınlattık. O zaman izninizle kapatıyorum hocam programı. Bence kapat. Çünkü zaten göremiyor. O kadar aydınlık ki. Aydınlık tabii. Aydınlıktan. Aynen. Sevgili seyirciler, bir başka programda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın. Esen kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Sesimiz gidiyor ama. Aydınlık tabii de yani görmeyebilir ama. Ses gidiyor.